İzleyicilerimiz, İTÜ Bilim ve Teknoloji Söyleşilerinde bu hafta dünyanın ilk tamamı biyodizelle çalışan jeneratörünü üreten Arken Jeneratör Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini konuk ediyoruz. Mezunlarımız ile kariyer yolculuklarını ve geliştirdikleri projeler hakkında konuşacağız. Arken Jeneratör Yönetim Kurulu Başkanı 1993 yılı Elektrik Mühendisliği bölümü mezunumuz Alaaddin Birkan Yüksel. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar herkese. Merhabalar. Diğer bir konuğumuz ise yönetim kurulu üyesi 1991 yılı elektrik mühendisliği bölüm mezunumuz Yahya Kemal Teryaki Bey. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. 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 Evet. Bir diğer konuğumuz ise yönetim kurulu üyesi 1992 yılı elektrik elektronik mühendisliği bölüm mezunumuz Recep Aşırok efendim. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese merhaba. Merhabalar Recep Bey. Değerli izleyicilerimiz, sizlerden gelen sorular olursa programın sonuna doğru konuklarımıza yöneteceğim. Ancak söyleşimize başlamadan önce Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ve programa Arken Jeneratör Yönetim Kurulu Başkanı Alaaddin Birkan Yüksel Bey ile başlamak istiyorum. Efendim tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Efendim 3 İTÜ mezunu olarak siz nasıl buluştunuz ve kendi firmanızı kurmaya nasıl karar verdiniz? Öncelikle ben de 11 şehidimizi rahmetle anıyorum. Tüm ulusumuzun başı sağ olsun. Gerçekten yüreğimizi dağlayan bir olay. İnşallah gün geçtikçe bir daha karşılaşmayacak hale de geleceğiz. Biz üçümüz de İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezunuz. Üniversitede tanışma fırsatımız olmadı. Fakat üniversiteyi bitirip askerlik görevlerimizi tamamladıktan sonra Türkiye'nin ilk jeneratör firması sayılabilen Tarma Jeneratör firmasında üçümüz de değişik görevler üstlenerek çalışmaya başladık. Ve bu esnada da kader bizi bir daha birbirimizden ayrılmamak üzere ve güzel işler bir araya getirip çıkarabilmek üzere bir araya getirmiş oldu. Uzun bir süre Tarma Jeneratör firmasında beraberliğimiz devam etti ve bu süreçte de ilk iş hayatımız olan yerde hem iş tecrübesi edindik hem de köklü bir arkadaşlığın, köklü bir dostluğun tohumlarını atma fırsatını yakalamış olduk. Daha sonra bu firmadaki imalat müdürümüzle birlikte diğer Recep Bey, Kemal Bey ile ayrılarak ve birkaç ortak arkadaş da ilave olarak başka bir jeneratör firmasının kuruluşunda yer aldık. Burada kurucu ortaklar olarak da sıfırdan bir markanın oluşturulması, sıfırdan bir firmanın kurulması ve hayata geçirilmesi konusunda da ilk tecrübemizi esasında burada elde ettik. Yaklaşık bir 15 sene ortak yönetici olarak çalışma hayatımız oldu yine bir arada. Hepimiz belli görev ve sorumlulukları paylaştık. Ciddi anlamda da o firmada da güzel işlere imza attık. Fakat daha sonrasında ortaklık sayısı, bazı ortakların çocuklara devretmesi, ilk aşamalarda dışarıdan başka ortakların dahil olmasıyla kalabalık bir ortaklık yapısına dönmüştü. Ve bir süre sonra da biz oradaki %30 yönetim hakkına sahiptik. Diğer ortaklarımızda çıkan bir takım fikir ayrılıklarından dolayı yollarımızın ayırma gereği ortaya çıktı. Ve 2012 yılında birikimlerimizi aktarabileceğimiz, ülkemiz için, vatanımız için üstümüzde hissettiğimiz sorumlulukları yerine getirebilmek, üretim yapabilmek adına Arken Jeneratörü kurduk. Ve bizlerle birlikte, bize de gönül veren, bizlerle birlikte yükü paylaşacak olan diğer değerli, kıymetli mühendis arkadaşlarımızla, teknisyenlerimizle, çalışanlarımızla Arken Jeneratörü'nün ilk adımlarını atmış olduk. Ve bu sayede de her gün üstüne bir tuğla ekleyerek bir yerlere doğru ilerletmeye başladık Osman Bey. Teşekkürler Birkan Bey. Burada tabii Arken Jeneratör'ün kuruluş aşamasından da bir diğer kurucu ortağımız Recep Bey ile devam etmek istiyorum, izniniz olursa. Recep Bey, siz Arken Jeneratör'ün kuruluşundan bize bahseder misiniz? Firmanızda şu an kaç kişiye istihdam sağlıyorsunuz? Öncelikle tekrar merhaba. Ben de 11 şehidimizi ve bugüne kadar verdiğimiz şehitleri rahmetle anarak başlamak istiyorum.
Bey'le izah etti yönetim kurulu başkanımız. 2012 yılının 8. ayında öğrencilik hayatından sonra biriktirdiğimiz tüm deneyimleri bir araya getirip bu bir araya getirmekle de ülkemize hem içeride hem dışarıda marka yaratarak değerler katacak bir çalışma ortaklığında buluşmayı hep beraber düşündük. Ve zaten yıllardır aynı sorumlulukları, aynı yöne bakmayı paylaşmış insanlar olarak Arken Jeneratör'ün kurulumunu gerçekleştirdik. Arken Jeneratör'ün açılımında biraz sonra da Kemal Bey'i katılınca anlayacağız. Arken'in ağası Alaaddin Bey'i, Alaaddin Birkan Bey'i. Arken'in R'si Recep Aşok, benim R'mi. Arken'in K'sı da Kemal Bey'in K'sını temsil etmekte. Arkadaki N de aslında hem çalışma arkadaşlarımızla hem yol arkadaşlarımızla hem kendi enerjimizi hem de dünyaya katacağımız enerjiyi temsil etmekte. Kuruluşumuz 2012 yılının 8. ayında etrafımızda 5-6 arkadaşımızla birlikte toplam 7-8 kişi civarında bir yola çıkışla başladı. İlk önce yeri olmayan ancak açık ofiste çalışan, açık ofiste bir araya gelen, yapacaklarını planlayan bir ekip olarak başladık. 2012'nin sonuna doğru da ilk ürünlerimizi sipariş etmiş, üreteceğimiz alanı belirlemiş ve o alana getirmiş durumdaydık. 2013 yılında da ürünlerimizi sunar hale geldik. 2013 yılını milat kabul edecek olursak, başlangıç kabul edecek olursak, günümüze kadar hep artarak, hep büyüyerek gelmeye devam ettik. Şu anda 200'e yakın Arkenli bir çalışan ve etrafında da Türkiye içerisine dağılmış yetkili satış, servis bayileriyle de yaklaşık 100 kişilik bir ailesi olan, toplamda Türkiye içerisinde 300 kişiye ulaşan bir jeneratör üreticisi bir firmayız. Dünyanın çeşitli ülkelerine de ihracat yaparken oradaki ülkelerde de arkadaşlarımız, partnerlerimiz ve kardeşlerimiz oluştu. Onlarla birlikte toplam herhalde 400 civarında bir Arken'liyiz. Arken'imizin kuruluşu böyle. Teşekkürler. Aslında enleri bünyenizde toplayan bir firmanın öyküsüne yavaş yavaş dağılacağız. Bu noktada Kemal Bey sizinle devam etmek istiyorum. Arken Jeneratör'de görev dağılımları nasıl oluştu? Sonuçta bir üniversiteye bağlı bir arkadaşlığımızın getirdiği bir süreç var. O samimiyet görev dağılımınıza yansıdı mı? Yansıdıysa ne oranda yansıdı? Ondan bahsedebilir misiniz? Merhaba. Tekrar bizi izleyen, takip eden tüm arkadaşlara buradan selamlarımı gönderiyorum. Tabii söze başlamadan hepimizin yüreğini dağlayan bu helikopter kazasında kaybettiğimiz 11 vatan evladı şehidimizin, komutan ve askerlerimizin ve o vesileyle bugüne kadar da verdiğimiz nice şehitlerin Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileyerek söze başlayalım. Tabii biz gerçekten Birkan Bey, Recep Bey ve ben enteresandır. Okulda hiç birbirimizi kesinlikle bir araya gelmemiş, görmemiş olmamıza rağmen iş hayatı ve kader bizi iş hayatında bir araya getirdi. Tarmo Jeneratör'de Birkan Bey'in bahsettiği gibi. Ve oradan kader bir şekilde ağlarını örmeye devam etti ve biz birlikte Arken Jeneratör'ü de 2012 yılında kurduktan sonra veya kurma aşamasında zaten o gün 2012 yılında Arken'i kurmak üzere bir masa etrafında toplandığımızda zaten birlikte geçirdiğimiz yaklaşık bir 20 yıllık geçmişimiz bir kendi aramızda oturmuş bir hani tabiri caizse hani lep demeden Çorum diyecek şekilde birbirimizi tanıyan, hani huyunu suyunu bilen, efendime söyleyeyim ve bugüne kadar bu iş çevresinde, bu işi paylaşırken, yaparken hangi köşesinde, hangi noktasında işi takip edeceğimize yönelik zaten bir kemikleşmiş, bir oturmuş bir görev paylaşımı ve
yapımız mevcuttu. Tabii zaten gerçekten yeni bir marka oluşturma yönünde de yola çıkarken hem bildiğimiz bilgilerimizi üstüne yeni bilgiler, yeni işler inşa etmek için bir yere gelirken tabii alışkın olduğumuz, bildiğimiz şekilde de görev dağılımlarımızı aynı şekilde devam ettirerek, ettirecek şekilde ve genişletecek şekilde kuruldu ve paylaşımlarımız da bu şekilde. Bunları biraz açmamızı isterseniz, tabii ki bir anonim şirket olarak ülkemizde yeni bir marka oluşturmak, dünyada ülkemize katma değer oluşturmak için yola çıkarken itili olmanın da verdiği bizim kendimize güven ve cami almanın da etkisiyle, çünkü içimizde gerçekten bizim dışımızda da İTÜ mezunu, teknik üniversite mezunu arkadaşlarımız var. Ciddi, tecrübeli, duayen, hatta bizden yaşça büyük kimseler de var. Onları da anacak şekilde. Yani ne yaptık? Şimdi imalat sanayinde olduğumuz için tabii bir üretimimiz var. Sektörümüz dizel jeneratör sektörü. Tabii ihraç, ithalata bağımlı bir sektör, yani motor alternatör imalatı belirli seviyelerde var ülkemizde yerel olarak. Dolayısıyla işimizin ithalat kısmı var, imalat kısmı var, işte satış kısmı var, ihracat kısmı var. Burada görev paylaşımlarımız, yönetim kurulu başkanımız işte Birkan Bey daha ziyade yurt dışındaki satın alma süreçlerini, yurt dışı tedarikçilerle olan diyaloglarımızı, bunun yanında işte satış ve satışla ilgili pazarlama ve satış politikalarımızın üretilmesiyle ilgili konuların başında bulunmakta. Recep Bey daha teknik konularda, proje yönelik konularda, imalat süreçleriyle ilgili, üretim süreçleriyle ilgili, satış sonrası uygulamaların takibiyle alakalı müşteri ilişkileriyle ilgili konuları takip etmekte. Projeli işlerin takibiyle ilgili ilgilenmekte. Tabii biz üçümüz de elektrik mühendisiyiz. İTÜ Elektrik Fakültesi mezunuyuz. Ama bir şirketin görevlerini paylaşıyoruz ve bunları kendi içimizde yürütüyoruz. Ben de birlikte ortak olmaktan önce sahada daha fazla çalışan bir kişiydim. Satış sonrası hizmetler ve montaj kurulu noktasında, ama şirket yapısı içerisinde ben de hukuki süreçler, yurt içi satın alma süreçleri, idaresel işlerin takibi, finansal işlerin takibi, biraz finans kuruluşlarıyla diyalogların takibi, bu taraflarını takip ederek işlerimizi bu şekilde tek bir çizgi, geniş bir çerçeve içerisinde yürütüyoruz. Bu arada tabii yaptığımız işler derken Arken Jeneratör'ün de yaptığı işlerden kısaca bahsedeyim isterseniz başlıklar altında. Yani biz bugüne kadar işte dizel jeneratör üretimi olduğu kadar mobil portatif jeneratörlerin imalatı ve satışı pazarlanması noktasında dizel jeneratör gruplarının yanı sıra doğal gazlı ve diğer yakıt sistemleriyle çalışan kısmi olarak o jeneratör gruplarıyla ilgili. Bunun yanında son dönemde aşağı yukarı son 3 yıldır güneş enerjisine bağlı alternatif enerji kaynakları ilgili de Ürge noktasında çalışmalarımız var. Teşekkürler Kemal Bey. Arken jeneratör aslında ülkemiz için bir ilki de geçtiğimiz zaman içerisinde kamuoyuna tanıttı, duyurdu. Neydi bu? Dünyanın ilk tamamı biyodizelle çalışan jeneratörün prototipi tesislerimizde üretilmiş oldu. Sayın Bakanımız da yakın zaman içerisinde ziyarette bulundu ve biz de İTÜ'lü olarak gururlandık, gurur duyduk. Ben Birkan Bey, bu noktada biyodizel yakıtın jeneratörle biraz bahsetmenizi istiyorum. Uzun vadeli faydaları neler olacak? Ülkemize yerli ve milli ekonomiye katkıları neler olacak? Biz Arken Jeneratör, adından da belli olduğu gibi jeneratör üreticisi bir firmayız. Jeneratör en basit tarifiyle mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren
ve temel organları motor ve alternatör olan bir makina. Ve burada alternatörü tahrik edecek olan motorun çeşitli yakıt sistemleriyle çalışabilmesi söz konusu. En ağırlıklı olan biliyorsunuz dizel. Ve bizim de zaten en çok fokuslandığımız, en çok üretimini yaptığımız, ihracatını yaptığımız gruplar dizel motorlu jeneratör gruplarımız. Ama bunun dışında dizelin haricinde işte son 10 yılda özellikle doğal gazlı motorlar piyasaya girdi. Ve özellikle önümüzdeki günlerde Türkiye'nin de doğal gazdaki yatırımlarıyla birlikte eminim doğal gazlı jeneratör satışlarımızda daha fazla ticarileşecek. Biz uzun zamandır bu doğal gazlı jeneratör gruplarıyla da ilgileniyorduk. Fakat %100 biyodizel biliyorsunuz tamamen çevreci, doğal kaynaklardan, kanola gibi, ayçiçek gibi, yağlı tohumlardan ya da hayvansal yağlardan ya da atık yağlardan teknolojinin ilerlemesiyle belli katkılar elde edilerek yakıt haline getirilmiş durumda. Ve bu yakıtla çalışan, burada biliyorsunuz B100, %100 biyodizelin viskozitesi farklı ve belli sıcaklıklarda hemen viskozitede bir yoğunlaşma meydana gelmekte, yavaşlama meydana gelmekte. İşte bunun motorda yakılabilir hale gelmesiyle ilgili teknik arkadaşlarımızla ilgili bir takım çalışmalar ve geliştirmeler sonucunda ilk prototip ürünümüzü gerçekleştirdik. Ve bununla ilgili de patent başvurusuna bulunduk ve o da kabul gördü. Bu ileride çok daha yoğun ticarileşecek bir ürün haline gelecek. Çünkü alternatif yakıtlara ihtiyacımız biliyorsunuz her geçen gün artmakta. Ve biyodizelin üretimi daha az gelişmiş olan ülkelerde de kolaylıkla üretilebilecek. Çünkü tarıma bağlı yağlı tohumlarından elde edilebilen bir ürün olduğu için biyodizel ilerleyen zamanda belki işte Afrika başta olmak üzere bizler gibi ülkelerde, birçok ülkelerde kullanılacak ve bu kullanılmasıyla birlikte de daha ticari noktaya gelecek. Bunda tabii karbon ayak izinin azaltılmasıyla ilgili, emisyon değerlerinin düşürülmesiyle ilgili, yerli ve milli yakıt tüketimiyle ilgili bize de çok büyük avantajlar sağlayacağını, ülkemize avantajlar sağlayacağını düşünmekteyiz. Bunun yanı sıra tabii biyodizelin yanı sıra bizim jeneratörün yanında hibrit ürünlerimiz de var. Özellikle güneş enerjisi, solarla çalışan hibrit sistemlerimiz var ve bununla ilgili de yine geliştirmelerimiz var. Şu an özellikle güneşle pompa sistemleri çalıştırılarak sulama üzerine yaptığımız çalışmalar son dönemde oldukça hız verdik. Bununla da yine geliştirmelerimiz söz konusu. Peki Birkan Bey, bu geliştirme sürecinde ARGE özelinde üniversite sanayi işbirliği noktasında herhangi bir birliktelik oldu mu? Birebir bir birliktelikten ziyade tabii ki zaman içerisinde fikir alışverişinde bulunduğumuz hocalarımız oldu ya da bizim çalışan mühendis arkadaşlarımızın danıştıkları hocalar oldu. Literatürleri takip ettik. Yani motor firmalarıyla ciddi anlamda bir fikir alışverişlerimiz oldu. Ve netice itibariyle tabii bizlerdeki arkadaşlarımızdaki, ekibimizdeki yıllara sahip olan, sadece bu işe fokuslanmanın getirdiği tecrübelerle birlikte bu ürünü de ortaya çıkarmış olduk. İnşallah en kısa süre içerisinde de seri üretime geçme noktasında da hızlı bir şekilde adımlar atılır ve ülkemizin yerli ve milli kaynaklarına faydasını sağlamış ve neticelerini görmüş olur diyorum. Buradan ben Recep Bey'le devam etmek istiyorum. Tabii üç İTÜ'lü mezunu şu anda İTÜ'ye yönelik ve iş hayatına yönelik tecrübelerini paylaşacak. Bu arada Recep Bey, size dönmeden önce izleyicilerimiz soruları olursa sosyal medya hesaplarımızdaki yorumlar bölümünden yazabilirler. Program sonuna doğru ben kendilerine yönelteceğim konuklarımı. Bunu hatırlatmak isterim. Recep Bey, tabii sadece jeneratör konusunda uzmanlaşmış bir firma sizlere hangi avantajları sağladı? Öyle ki bizler tabii jeneratör derken enerji üretme hususuna sevdalı
3 arkadaş ve sevdalı 300 kişilik bir ekipten oluşmaktayız. Oluşuyoruz. Herhangi bir yere, herhangi bir tesise ürünümüzü tahsis ettiğimizde orada bizim ürünümüzle enerji sağladığımızı görmek hepimizin tüylerini diken diken ediyor ve gurur veriyor. Gücünün hiçbir önemi yok. Bir kahvealık bir enerji kaynağı da 10 bin kahvealık bir enerji kaynağı da bize aynı hazzı yaşatıyor. Öncelikle uzmanlaşmak için bu hazza ve bu iştaha sahip olmak gerekiyor. Çünkü eğer severseniz, isterseniz uzmanlaşıyorsunuz. Bütün ekibimizde hem sevgi hem iştah hususunda maşallahı var diyelim. Şöyle ki, jeneratör hususuna, dizel jeneratör ve enerji üretme hususuna yöneldiğinizde gerek ülkemizde gerekse dünyaya açıldıkça da dünyadaki koşullara ayak uydurmak zorunda kalıyorsunuz. Ve bunların hepsini de bir anda düşünüp, üretim maliyetlerini de gözetip optimum bir çözüm üretmek zorundasınız. Bunların gerekleriyle ilgili saatlerce, günlerce ürün üzerinde çalışıyorsunuz. Antalya'nın sıcağında da size enerji lazım. Erzurum'un dağında da, soğukta da lazım. Biraz daha öteye, ileriye gidecek olursak da Afrika'da da lazım, Sibirya'da da lazım. Bütün hepsinin gereklerini optimum bir yerde toplayıp bu ürünle bunun üzerine yoğunlaştığınızda oldukça faydalı işler yapabiliyorsunuz. İçerideki teknik donanımlı mühendis kadromuz, teknik üniversite mezunu, teknik lise mezunu arkadaşlarımızın çoğunluğunda maliyetten ziyade ürünün uzun yıllar hizmet vermesi, uzun yıllar işletmeye devam etmesi prensibine dayanmakta. Ve tüm teknolojiyi bizimle birlikte kendi içimizde üretmeye çalışırken dünya literatüründe takip edip ürünlerimizi uygulamayı hedefliyoruz. Elektrik enerji üretimi çok lebi derya bir sektör. Sektörün içerisinde her gün teknoloji gelişmekte ve her gelişen günde ürünlere bir şeyler eklemekte. Biz de elimizden geldiğince bu teknolojiyi takip edip ürünlerimize ekleyerek bugüne değil geleceğin ihtiyaçlarını da karşılayan ürünler yapmaya gayret ediyoruz. Teşekkürler. Recep Bey, aslında bir önceki soruda Kemal Bey iş hayatının, yani özellikle iş hayatına başladığınızda iş mezunu olmanızın ayrıcalıklarını, yani görev tanımlarından bahsetti ama ben sizden şuradan devam etmek istiyorum. İş hayatında başladığınızda İTÜ mezunu olmanın ayrıcalıklarını hangi alanlarda daha çok siz yaşadınız? Bunu bu arada diğer konuklarımıza da soracağım. Şöyle ki, okulumuz teknik üniversite. Üretimimiz tekniğe dayalı bir ürün ve enerji üretimi. Dolayısıyla teknik üniversiteli olmanın hem iş hayatına başlangıçta, yani profesyonel çalışma hayatına başlangıçta da o zaman da bir markaydı mezun olduğumuz zamanlarda. Halen de bu markayı devam ettirmekte okulumuz. Öncelikle bunun faydasını gördük. Okulumuz sadece literatür değil, bize deneysel çalışma imkanı da tanıdı. Dolayısıyla hem eğitim alırken hem de enerjiye dokunmaya daha okul zamanında başladık. Hatta belki üç ortak özelimizde bizim daha öncemizde de var. Hem teknik anlamda hem ticari anlamda biz okul okurken, okul öncesinde lise çağlarında da hayatla aşırı neşir olmaya başlamıştık, hayatla alışverişe başlamıştık. Okulumuzun bize en büyük katkılarından bir tanesi bir çok elit bir arkadaş çevresi kazandırdı. Hemen akabinde yine çok elit bir yardım ve destek alabileceğimiz büyüklerimizi kazandırdı, hocalarımızı kazandırdı. Ondan dolayı itibarlı olmak bize başlangıçta oldukça büyük avantajlar sağladı. Profesyonel hayata başladığınızda bir avantaj sağladı. Girişimci olarak devam ettiğinizde masanın karşısında müşterinize kendinizi anlatırken, ürününüzü anlatırken İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun 3 mühendisin kurduğu ve onlarla birlikte tekniğe dayalı, uzun yıllar işletmeye dayalı bir ürün ürettiğimizi anlatmak
oldukça avantaj sağlıyor diyebilirim. Peki Recep Bey, okulda en fazla zaman geçirdiğiniz alanlar nerelerdi desem? Öğrencilik yıllarınıza gitsek biraz. Peki, şimdi magazin boyutunu mu söyleyeyim yoksa okul boyutunu mu söyleyeyim? Tabii sizin yani, ikisi de bizim için kıymetli. Tabii, bütün arkadaşlarımın zaman geçirdiği yerlerde biz de oldukça fazla vakitler geçirdik. Sosyal alanlarda oldukça fazla zamanlar geçirdik. Ama zamanındaki hocalarımız özellikle deney yaptığımız zamanlarda, özellikle mesleki ağır derslerimizde, elektrik makinalarında, güç elektroniğinde, yüksek gerilimde, laboratuvarlarda bize ürünlere dokunma fırsatı verdiler. Orada bizi hakikaten özgür bıraktılar. O özgür bırakmanın içerisinde oralarda vakit geçirmek de en heyecanlı yerlerdi. Çünkü kitapta değil, önünüzde bir motoru görüyordunuz. Kitapta değil, önünüzde enerjiyi görüyordunuz. Onu açıp kapatmak bile büyük heyecan veriyordu. Oradan merak başladı ve devam ediyor. Peki, teşekkürler. Kemal Bey, siz iş hayatınıza başladığınızda İTÜ mezunu olmanın ayrıcalıklarını hangi alanda nasıl yaşadınız? Bir de Gümüşsuyu kampüsünde en fazla vakit geçirdiğiniz yerler neresiydi? Şey, Tarık Özker amfisiydi dermiş. Ya şimdi aslında şöyle bir baktığımızda aslında hakikaten bizler şanslı kimseleriz. Yani gerçekten mesleğini, okuduğu branş konusunda yapan, uygulayan, bunu bir girişimcilikle birleştirip hani bugünlere kadar getirebilen şanslı kimselerdiniz. Ben elektrik fakültesi işte Gümüşsuyu'nda okuduk biz. Bazı dersler için işte ek dersler için elektronik veya inkılap tarihi gibi dersler için Ayaz Ağa kampüse giderdik. Ama orası daha o zaman yeni gelişmekte olan bir kampüstü. Çok daha ilk yıllardaydı. Elektrik makineleri ana bilim dalından mezun oldum ben. İlhami Çetin Bey'in saygıdeğer hocamın öğrencisiydik. İşte orada okurken işte trafoydu, generatördü, senkron motor, asenkron motor, lineer motorlar falan bunları okurken daha sonra hatta çok enteresandır, bunu kısaca bahsedeyim. Ben her gün okula gidip gelirken Levent'te oturuyorduk. Gümüşsuyu'na gidip gelirken de işte 559C otobüsle gidip geliyordum ve Barbaros Bulvarı'ndan gelip Gümüşsuyu'ndan Taksim'e çıkardı. Her günde gidip gelirken Barbaros Bulvarı'ndan inerken yolun sağ tarafında işte jeneratör firmalarının, bir iki firmanın bahsettiğimiz termo jeneratöründe mağazası vardı. Hatta okuduğumuz konu olduğu için jeneratör olarak da gördüğümüz zaman merak ederdim. Ya işte jeneratörler de, işte kitabını okuyoruz, çizimini, projesini yapıyoruz ama gerçekte de bu şekilde şeyler herhalde diye. Daha sonra işte okulumuz bitti, askerliği yaptık vesaire. İş ararken hayat bizi tam da o jeneratör işinin ortasına getiriverdi. Bir kere ben ilk avantajını orada gördüm. Bir kere okuduğumuz, bildiğimiz tekniğini, kitabını bildiğimiz bir şeyin içinde bulduk kendimizi. O yönden bir kere o işe adapte olmak, onu anlamak, kavramak noktasında çok büyük bir avantaj oldu. Yani bunun dışında İTÜ, İslam Teknik Üniversitesi, ülkemizin çok güzide, çok köklü, tarihi çok geçmişe dayanan bir artık bir ekol olmuş bir okulu. Onun getirdiği o kültür ve o geçmişin içinde o kültürü, o oksijeni soluyan o koridorlarda dolaşmanın insana kattığı bir farklı bir duruş var. O da tabii bir avantajı oldu. Recep Bey'in bahsettiği gibi iş görüşmelerinde gerek müşteri karşısında olsun veyahut da farklı türlü diyaloglarda sizin itili olmanızın karşı taraftaki oturan kimsenin size bakış açısıyla alakalı da bunu hissedebiliyorsunuz. Bu açılardan baktığımızda biz de okulumuzda gurur duyuyoruz yani. Teşekkürler. Birkan Bey, siz itili olmanın
Ayrıca alanı özellikle iş hayatında nasıl, ne tür avantajlarını hissettiniz? Osman Bey, ben İTÜ'nün ayrıcalığını lise öğrenimime kadar Çanakkale'de okudum. Ailemin yanında. Ve üniversiteyi kazanınca da İstanbul'a geldim. Bizim zamanımızda öğrenciye, özellikle erkek öğrenciye ev verilmezdi. Fakat mal sahibi, evin sahibi İstanbul Üniversitesi'nde, Çapa'da doktordu. Nerede okuyorlarmış dediğinde, ya teknik üniversitede okuyorlarmış cevabını alınca, o keratalara verin okulu, evi, kiralayın. Yani ben ilk ayrıcalığı orada yaşadım. Hakikaten İTÜ Teknik Üniversite Türkiye Cumhuriyeti'nin başında, hatta son dönemlerde, Osmanlı'nın son döneminden beri ülkemizi özellikle dışa bağımlılıktan kurtarabilmek adına çok kıymetli, çok değerli hocaları yetiştirdiği, teknik hocaların yetiştiği, daha sonrasında biz de iş hayatımızda gördüğümüz teknik danışmanlık yapan yeni oluşumların ve yeni bilimsel faydaların sağlanmasında çok kıymetli kişilerin yetiştirildiği bir üniversitenin mensubu olmak ve mühendislik yeminini böyle bir okulda yapmış olmak ailemizden sonra bizim üstümüze farklı bir sorumluluk yükledi. İş hayatımızda da bu sorumluluğu her zaman taşıdık. Biliyorsunuz biz bilim adamı değiliz, biz ticaret yapıyoruz, iş adamıyız. Ve günümüzde ticari zeminler çok kaygan ama biz bu kaygan zeminlere hiç girmememizin sebebi hem aileden aldığımız kültür hem de üniversitemizin bize yüklediği misyon ve kültür. Tabii ki ilk iş hayatına, ilk işe başladığımızda termojeneratörde de kabul görmemizin en büyük anahtarlarından bir tanesi teknik üniversiteli olmaktı. Sonrasında da olayları çabuk kavramak, daha analitik yaklaşmak, işin özüne girmek, ezbercilikten uzak olmak, mesleğimizi ve jeneratör konusundaki bilgilenmemizi çok daha verimli bir halde kullanabilmemizi sağladı. Ve ilerleyen dönemde de birçok İTÜ'lü arkadaşımızla, Yıldız Teknik Üniversitesi tabii ki İTÜ'lü arkadaşlarımız da var. Bu arkadaşlarımızla beraber büyüyerek, genişleyerek bir cami haline de geliyoruz. Erken başlığı altında. Peki yoğun bir iş temponuz var. Bu temponlu hayatta, sosyal yaşamınıza ne kadar vakit ayırabiliyorsunuz? Neler yapmaktan daha çok keyif alıyorsunuz? Evet, bir kere Recep Bey de söyledi, Kemal Bey de biraz kısa bahsetti. Biz en büyük hobimiz artık iş yapmak olmuş, bir şeyler üretmek olmuş. Arken jeneratörü ilk kurduğumuzda o kadar yoğun bir tempoyla çalışmaya başladık ki, çünkü devler arasından sıyrılıp markamızı konumlandırmak zorundaydık. Ramazan bayramıydı. Türkiye'de her yer kapalı diye ben İtalya'daki, Avrupa'daki tedarikçileri ziyarete gitmiştim. Kurban Bayramı'nda da yine Türkiye'de her yer kapalı, biz boş durmayalım diye Recep Bey'le Çin'deki tedarikçilere gitmiştik. Böyle bir çalışma temposu içerisinden geçtik, hala da devam ediyoruz. Ama tabii ki yani sosyal hayata da, özellikle çocuklarımızla zaman geçirmeye de özellikle önem gösteriyoruz. Ben de çok önem gösteriyorum. İki tane dünya tatlısı kızım var. Onlarla birlikte olmak, yurt içinde ya da yurt dışında seyahatlere gitmek, birlikte anı biriktirmek en büyük keyif aldığım şeylerden bir tanesi. Diğeri bir doğa aşığıyım. Doğada olmayı çok seviyorum. Kamp olabilir, doğa yürüyüşleri olabilir. Fırsat buldukça kendimi doğaya atıyorum. Böyle resetlendiğimi düşünüyorum. Tabii ki kitap okumak olmazsa olmazım. Çünkü çok seyahat ediyorum. Seyahatler, işte bir Çin seyahati 10 saat, 11 saatlik bir uçuş. Amerika deseniz öyle. Avrupa deseniz 3-4 saatlik uçuş. İşte havalimanında bekleme süreleri. Genelde bu süreleri kitap okuyarak değerlendirmeye çalışıyorum. Genel olarak böyle boş zamanlarım. Teşekkürler. Recep Bey, siz daha çok sosyal hayatta nelerden keyif alıyorsunuz? Biraz da sizden dinlemek isteriz. Şöyle ki, bizlerin hakikaten öğrencilik hayatı sonrasında planlı bir sosyal hayatı olmadı epey bir zaman. Artık planlı bir sosyal hayata da yaklaştık ya da planlı bir sosyal hayatta uygulayabiliyoruz kendimize. Neler yapmaktan hoşlanıyorum? Ben de kitap okumayı, Birkan Bey kadar olmasa da kitap okumayla ilgileniyorum.
Onun dışında özellikle sosyal hayatta arkadaşlarımla, iş dışındaki arkadaşlarımla, eski okul arkadaşlarımla bir araya gelmek. Zaman zaman futbol maçları seyretmek. Futbol maçlarına gitmek. Hem ülkemizde hem de dışarıda seyahat etmek. Bunun yanında ailemle birlikte mekan olmaksızın zaman geçirmek en çok hoşlandığım şeyler. Şu aralar ben de bir erkek evlat sahibiyim. Oğlumu İTÜ'nün geliştirme vakıfların okullarında okuttuktan sonra şimdi İTÜ üniversiteye hazırlar durumdayız. Şu aralarda onunla birlikte ders çalışmaktan, onunla birlikte problem çözmekten keyif alır durumdayım. Sosyal hayatta hobilerim de böyle şu anda. Teşekkürler. Kemal Bey, siz aslında sohbetimiz öncesinde sporcu kimliğinizden bahsetmiştiniz burada. Bunu biraz daha açmanızı istiyorum. Siz sporla birlikte neler yapmaktan keyif alıyorsunuz? Yani onu evet demin söylemeyi unuttum. Tabii okulumuzda öğrenciyken ana mekanlarımızdan biri Gümüşsu'ndaki basketbol salonuydu, spor salonuydu. Yani sadece beden derslerinde değil, vakit buldukça orada alırdık soluğu. Çok güzel bir salonumuz. O zaman burada da tekrar edeyim, yani İstanbul Teknik Üniversitesi basketbol takımı birinci ligdeydi. Bizim öğrenci olduğumuz dönemde işte takım da orada antrenmanlara gelirdi. Çok sık onu takip ederdik. Keyifle izlerdik. Yani işte Orhun Ene şu anda biliyorsunuz basketbol milli takımının koçu. Levent Topsakallarla vesaire bayağı pas alıp vermişliğimiz vardı. Onlar bize sağ olsun pas atarlardı yani. Hadi bir at bakayım. Ben giriyorum falan. Ondan sonra... Tabii yani yoğun iş temposu içinde gerçekten yani bir çalışmadan olmuyor. Yani İTÜ'nün o arının verdiği ruh tabiri caizse hani arı gibi çalışıyoruz. Yani çalışmak zorundayız. Hem ülkemize katma değer üretmek, hem firmamızı geliştirmek, büyütmek, daha geniş istihdam olanakları oluşturmak için. Bu tempodan fırsat bulduğumuz ölçüde bulabildiğimiz kadarıyla ben de mesela eğer fırsat bulabilirsek seyahat etmeyi seviyorum. Yeni yerler görmek, yeni coğrafyalar gözlemlemek, fotoğraf çekmeyi ben çok zevk alıyorum. Hafta sonları tabii büyük ölçüde hafta sonları ailemize, büyüklerimize, kendi eşimize, dostumuzla diyaloglara daha ağırlık vermeye çalışıyoruz. Tabii son dönemde bu bir yılda pandemiden dolayı çok fazla tabii bunları uzaktan yapar hale geldik. Daha fazla eve bağımlı kaldık. Dolayısıyla genelde işte ailemizle birlikte işte müzik dinlemek, bir film izlemek, bu tarz şeylerle vakit geçiyoruz. Çıkıp yürüyüş yapmak. Ben gene fırsat buldukça, benim de iki oğlum var. İşte onlarla birlikte işte fiziksel olarak şartlarımızın, vücut şartlarımızın el verdiği ölçüde işte biraz basket oynamak, hafif başka tür sporları o ölçüde yapmayı seviyorum. Basketbolla hala ilgileniyorum. Yani yakından takip etmeye çalışıyorum. Maç izlemesini de severim ben basket maçlarını. Bu şekilde geçiyor günlerimiz. Peki. Teşekkür ederim Kemal Bey sizlere de. Buradan Birkan Bey, İtilliler, genç İtilliler, geleceğin İtillilerine, İTÜ'de okumayı hedefleyenlere tavsiyelerde bulunmanızı istiyorum. Neden? Çünkü siz 3 İTÜ'lü gerçekten çok kıymetli anlardan ve size İTÜ'nün verdiği kazanımlardan bahsettiniz. Doğru. Tabii burada bizleri izleyen, İTÜ'yü tercih etmek isteyen öğrencilerimiz, siz değerli iş insanı mezunlarımızdan da duymak istedikleri illaki vardır. Bu konuda tavsiyeleriniz neler olur? Teknik üniversitede okumak gerçekten bir ayrıcalık. Belki bunu okurken fark etmek pek mümkün değil. Ama okulun fiziki mevcut binalarının dışına çıktığınızda ve hayatla tek başınıza kaldığınızda
birçok kapıyı açabilecek çok güçlü bir anahtara sahip olduğunuzu İTÜ'den mezun olduktan sonra anlıyorsunuz. O yüzden bütün genç kardeşlerime okullarına hakikaten sahip çıkmalarını, çok kıymetli hocalarıyla çok vakit geçirmelerini, dersin dışında sohbetlere katılmalarını tavsiye ederim ki ben genelde böyleydim. Birçok hocamla ders sonrasında fikir alışverişinde bulunmak, bilmediğim birçok konu hakkında onların değerli fikirleriyle bilgilenmek konusunda hemen hemen birçok hocamla çok olumlu, güzel ilişkilere sahiptim. Arkadaşlarıma da bunu tavsiye ederim. Okulda vakit geçirmelerini, iyi arkadaşlık ilişkileri kurmalarını ve bu kurdukları ilişkileri de hayatları boyunca devam ettirmeye çalışmalarını tavsiye ederim. Yani İTÜ'lü olmak bir ayrıcalık ve bu mezun olduktan sonra çok daha anlaşılır bir hale geliyor. Teşekkürler. Recep Bey, siz aslında bir baba olarak oğlunuzu halihazırda İTÜ'ye hazırlıyorsunuz. Sizin öncelikle ona tavsiyeleriniz noktasında genel bir tavsiyeniz ne olur İTÜ'yü düşünen öğrencilerimize? Öyle ki gerçekten hani ben yönlendirmekten ziyade onun da bir hırsı ve isteği var. İTÜ Beylerbeyi yerleşkesinde orta öğrenimi tamamladı. Şimdi de hedefte İTÜ'lü olmak var. Söyleşimizin başında da herkese ifade ettiğim gibi İTÜ'lü olmak bir marka yaratıyor. Bir marka sahibi olmanızı yaratıyor. O yüzden İTÜ'lü olmak için herkes çalışmalı ve oraya katılmalı. Hele ki günümüzde üniversitemiz hem yurt içinde hem yurt dışında denkliklerle birçok bileziği aynı anda öğrencilerine takmakta. Gelecek teknoloji, gelecek istihdam, gelecek üretim, bütün devlet büyüklerimiz de aynı şeyi söylüyorlar. Üretmek, geliştirmek zorundayız. Eğer üreteceksek, eğer geliştireceksek, eğer teknoloji üreteceksek, teknik üniversitelerimize, başta da İstanbul Teknik Üniversitesi'ne çok büyük ihtiyacımız var. Orada bütün derslerin yanında pratik eğitimlerde ve orada bulunan ki hocalarımızın tamamı deneyimli ve üst düzey bilgi sahibi insanlar. Birçok üniversitemizde öyle. Ancak onlardan alabildikleri kadar feyiz almalarını, hayat dersi almalarını tavsiye ediyorum. Bir şeyleri yapmak gerçekten mümkün. Yani çok çalışırsınız, tek başınıza olursunuz veya birkaç kişi olursunuz. Bir şeyleri bir araya getirip yapabilirsiniz. Ama bir şeyleri birkaç on yıl, birkaç yüz yıl yapmak kolay değil. İşte kurumumuzda öyle bir kurum, okulumuzda öyle bir okul. Birkaç yüz yıldır iyi şey yapmak hakikaten zor. Zirveye çıkmak ama zirvede kalıcı olmak zor. Zirvede kalıcı olmasını, kalıcı olmaya devam etmesini istiyorum. Ve onu daha da ileriye getirecek nice itirilere nasip olsun istiyorum. Teşekkürler. Kemal Bey, şöyle, üniversitemiz QS derecelendirme kuruluşu yapılan sonuçlarına göre 10 alanda Türkiye'de en fazla alanla yer alan üniversite oldu. Bunlardan bir tanesi de elektronik ve haberleşme mezunu olduğunuz bölüm. Bu mihvalde sizde tavsiyeleriniz ne olabilir? Özellikle bölüm bazında değerlendirme yaparsanız. Ya tabii İstanbul Teknik Üniversitesi okulumuz yaklaşık 250 yıllık geçmişe sahip bir okul. Çok köklü bir okul. Yani birikim, kütüphanesi çok derin, zengin bir okul. Yani burada hem geleceğin, yani şöyle bir dönüp geçmişe baktığımızda kimler İTÜ'lü, yani hem gerek iş olsun, gerek siyasi hayatta olsun, İslam Teknik Üniversitesi'nden mezun birçok insan, gerekli rahmetli olmuş, gerekse halen hayatta olan, ama bu ülkeye artı değerler üretmiş birçok insan var. Dolayısıyla yani İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bahsettiğiniz gibi yani 10 branş diyorsunuz. Yani işte mühendislik alanında, ne bileyim bir mimari alanında, uzay bilimleri, uçak bilimleri alanında ilk aklıma gelenler çok başarılı ve
akademik olarak ciddi bir yapı var. Yani hem iş hayatında ilerlemek isteyen, mühendislik alanında olsun, diğer branşlarda olsun, gerekse akademik kariyer yapma hayali olan veya bu konuda hedefi olan genç arkadaşlarımız için İstanbul Teknik Üniversitesi'ni takip etmelerini, oraya talip olmalarını, oranın bir mensubu olmak için azimle yılmadan çalışmalarını tabii ki tavsiye ederim. Teşekkürler. Biraz da şimdi sorular gelmeye başladı yavaş yavaş. Müsaadeniz olursa Birkan Bey, sizde bir sonu yönetmek istiyorum. Firmalarda çalışan alırken en çok nelere dikkat ediyorlar? İTÜ mezunu olmaları bir avantaj mı işe girmek için? Şimdi İTÜ mezunları avantaj deyip diğer arkadaşlarımızı önünü kapatmak istemesem de, doğruyu söylemek gerekirse bilinçaltımızda tabii ki bir İTÜ'lü olmanın getirdiği farklı bir mekanizma işliyor. İTÜ'lü olmak tabii ki bir avantaj. Bizim tabii arkadaşlarla iş görüşmeleri, mülakatların çoğuna ben de katılmaya çalışıyorum. En çok aradığım özelliklerden bir tanesi azimli olan, öğrenmeye açık, kendini eleştirebilen, ne bilmediğinin farkında olan arkadaşlarımıza öncelik vermeye çalışıyorum. Bazı arkadaşlarımız, tenzih ediyorum ama çok yüzeysel bilgilerle sanki çok fazla konuya hakimmiş gibi davranan arkadaşlarımız oluyor ve bunların iş hayatında kalıcı ayak izleri bırakamadığını görüyorum. O yüzden arkadaşlarımıza nacizane şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Belli konularda tecrübe edinmeye çalışsınlar ve bu tecrübelerini derinleştirmeye çalışsınlar. Yüzeysel bilgilerle çok temel ve sağlıklı bir iş hayatı kurabilmek mümkün değil. Ama belli konularda uzmanlaşarak, belli konunun detaylarını ve inceliklerini öğrenerek o işte çıraklık, kalfalık ve ustalık süreçlerini yaşamaya, kendilerine hedef ilkeleyerek uzmanlaşmalarını tavsiye ederim. O zaman çok daha başarılarını devamlı kılacaklar ve geliştireceklerine inanıyorum. Peki, teşekkürler. Bir diğer sorumuz da Recep Bey, müsaade ederseniz bunu da siz cevaplayın. Firmanızda staj yapmak isteyen öğrencilerde dikkat ettiğiniz bir kriter var mı? Staj yapmak isteyen öğrenciler size ne şekilde ulaşabilir? İnternet hesaplarımızdan ve insan kaynaklarımızdan bize ulaşabilirler. Staj yapmak isteyen arkadaşlarımızın özellikle elektrik makineleri üzerine staj niyetleri varsa burada çalışmalarını tavsiye ediyoruz. Daha elektrik üzerine bilgi alabileceklerini, deneyim alabileceklerini ve kendilerine bir şeyler katabileceklerini bahsediyoruz. Dönemlerimiz var. Bizi sosyal medyadan ve internet adreslerimizden takip edebilirler. Oradan başvuruda bulunabilirler. Sınırlı sayıda stajyer arkadaşımıza dokunmak ve onlarla birlikte çalışmak istiyoruz ve yıllardır da çalışıyoruz. Peki. Teşekkürler. Kemal Bey, bir diğer sorumuz da çocuklarınızla çok vakit geçirdiğinizi biraz önce ifade etmiştiniz. Eğlenceli vakitler geçirdiğinizi. İzleyicimizin sorusu, çocuklarınıza mühendisliği tavsiye ediyor musunuz? Evet. Zor soru bana denk geldi galiba. Çalışmadığımız yerden geldik tamam. Ya şimdi şöyle bir şey, hakikaten şimdi hani günümüzün ya, tabii ki yani boynuz kulağa geçecek. Yani bu hayatın bir kuralı. Sonuçta yani bu biraz da tabii şey, içten gelen yatkınlık ve kabiliyete bağlı bir şey. Yani şimdi bir bakıyorsunuz, eğer bir çocuk eğer daha böyle sosyal branşlara hevesliyse, daha öyle bir yatkınsa, ne bileyim sanatsal bir takım eğilimleri varsa, şimdi ona nasıl ben mühendisliği tavsiye edeyim yani. Ama gerçekten şimdi hani bir baba rol model olduğumuzu düşünürsek, gerçekten hani bir çocuk da sonuçta
Önünde rol model olarak tabii ki annesini, babasını takip eden izler pozisyonda oluyor. Mesela okul, ben hani birçok arkadaşımdan da biliyorum. Yani mesela çocukları mesela teknik üniversiteye hevesli oldular yani. Biz de teknik, mesela doktor olmasını istiyor bir arkadaşım mesela çocuğunun geçen sene. Yok dedi, ben illa IT elektriği yazacağım. Sonra IT elektriği yazdı mesela. Ondan sonra, ha bu arada benim de büyük oğlum elektrik elektronik mühendisliğini bitiriyor bu arada. Tüyoyu vermiş olmam sorunun cevabı oluyor mu acaba? Yani şu aşamada yeterli gibi. Ben bir şey ilave edebilir miyim o zaman? Tabii tabii, buyurun. Ya ben tavsiye ediyorum, mühendis olsunlar. Mühendis demek en iyi araştıran, araştırdığını da uygulayan, uygulattıran demek. Doktor olsunlar ama doktorun mühendisi olsunlar. Araştırsınlar ve bulsunlar. Sanatçı evet. olsunlar, ressam olsunlar, onu da araştırsınlar, eserlerine katsınlar. Hangi dal olursa olsunlar ama önce mühendis olsunlar. Araştırmayı bilsinler, bulmayı bilsinler, ondan sonra uygulamaya geçsinler. Teşekkürler. Birkan Bey, sizin de bu noktada eklemeniz, katkınız olabilir mi? Ya benim katkım şöyle, bence ömür insana bahşedilen en büyük hediye ve herkes kendi hayallerinin peşinde koşması lazım. Kendi hayallerine ulaşabilmek için mühendis olmak, hukukçu olmak, işletmeci olmak, sanatçı olmak bence bir yol. O yüzden herkesin kendi yolunu seçip o yolda ilerlemelerini tavsiye ederim. Ama başkalarının hayallerini gerçekleştirmeye uğraşmasınlar. Ben çok şükür hep kendi hayallerimin peşinde koştum. Çok küçük bir köyde büyüdüm. Ve yazları gittiğimiz yerde bizim elektriğimiz yoktu. Lüks lambalarıyla aydınlanıyorduk. Sadece bir mesire yeri vardı ve küçücük bir jeneratörü vardı. Ve ne hikmetse o jeneratörü incelemekle çocukluğum geçti. Yani nereden elektrik üretiyor, nasıl üretiyor şeklinde. Demek o benim bilinçaltıma bir hayal haline gelmiş ve hayallerimizin peşinde koşmak nasip oldu. O yüzden bütün gençlere, bütün arkadaşlarıma kendi hayallerinin peşinde koşsunlar. Sakın kimsenin hayatını yaşamaya soyunmasınlar. Bunu tavsiye ederim. Evet, kesinlikle. Evet, değerli konuklarımız, aslında yavaş yavaş sohbetimizin sonuna geliyoruz ama bir soru daha var ve aslında bu bizim sorumuzda da uyumlu bir soru. İzleyicimiz, kendi firmasını kurmak isteyen girişimci gençlere bir tavsiye verecek olsaydınız ne olurdu? Bu noktada bizim de zaten son sorumuz, 3 ütülü mühendisin kurduğu bir girişim olarak başladınız. Çalışmalarınızda çok kısa sürede yüzlerce kişiye istihdam olanağı sağladınız. Ve marka haline geldiniz. Tecrübelerinizden bu noktada yola çıkarak bu kardeşimiz gibi genç girişimcilere önerileriniz neler olabilir? Birkan Bey, sizden alalım. Bir kere girişimcilere, bir şeyleri ortaya çıkarmak isteyen kişilere ülkemizin çok fazla ihtiyacı var. Girişimci olmaktan, bir şeyler için uğraşmaktan, kendi firmalarını kurmaktan bence hiçbir arkadaşım korkmasın. Yanlış yapmaktan korkmasın. Yani korkularla, önyargılarla, endişelerle kendisine engel duvarlar örmesin. Hayatın içerisine girsin. Fakat girdikleri hangi iş, hangi dal olursa olsun pes etmeden, azimli bir şekilde çalışmayı ve yılmadan mücadele etmeyi belirlesinler. Bence amaçlarına parayı koymasınlar. Amaçlarına hangi işi, hangi ürünü, hangi mesleği icra edeceklerse ya da hangi sektörde olacaklarsa o sektörde bir değer üretme, katma değer üretme üzerine olsun. Para kazanmak bir türlü iş, doğru işler yaptıktan sonra arkasından gelecektir. Sabırlı olmalarını öneririm. İletişime açık olmalarını öneririm. Ve kesinlikle ve kesinlikle ön yargılarından uzak olsunlar. Olaylara, konulara, durumlara ön yargısız olarak yaklaşıp ve çözümler üretmeye çalışsınlar. Çünkü hayat esasında her gün problemlerle karşı karşıyayız. Ve en iyi problem çözme tekniğine ve yeteneğine sahip olan insanlar hem kendi hayatlarını kolaylaştırıyorlar hem de çevresindeki insanların hayatlarını kolaylaştırıyorlar. O yüzden pozitif düşünsünler, pozitif baksınlar ve çözüme yönelik olarak akıllarını kullanmaya çalışsınlar. Nacizane tavsiyem bu şekilde olacaktır. Çok sağ olun. Recep Bey, siz de tamamlayıcı olma noktasında neler söylemek istersiniz?
Öyle. Tüm bilimler aslında insan ve insanın yararına. Dolayısıyla bütün girişimci arkadaşlarımın birinci materyalleri insan. Önce iyi iletişimleri lazım. İyi iletişime sahip olmaları lazım. Daha sonra iyi alanı belirleyip, kendilerini de bunu hazırlayıp o konuyla ilgili cesaretli olmaları lazım. Tabii ki dikkat etmeleri gereken yerler var. Tabii ki çok çalışmaları gerekiyor. Ve çalışmalarını ancak iyi iletişimle insanlara ulaştırırlarsa başarı elde edebilirler. İletişim yüz yüze olmuş, sanal olmuş hiç önemli değil. Yapacakları girişimin, yapacakları ürünün, yapacakları işin sonuçta insana dokunması lazım. İyi iletişim, çok çalışma, biraz da sabır. Teşekkürler. Kemal Bey, son olarak da sizden bu konuyla ilgili görüşlerinizi almak isterim. Valla hem İrkan Bey hem Recep Bey oldukça altını çizdiler. Ben hani şu şekilde tamamlayıcı olabilirim. Yani girişimci olmak isteyen arkadaşlarımıza. Gerçekten baktığımız zaman arkadaşlarımın söylediklerinin yanında iki tane önemli kavram var. Onun altını çizmek isterim. Bunlardan birincisi liyakat, ikincisi ahlaklı olmak, erdemli olmak. Bu iki kavramı yani bulduğumuz, gördüğümüz yerde dört elde sarılacak şekilde hissediyoruz yeri geldiğinde kendimizi. Bu hem personel seçiminde olsun, hem kendi rotamızda ilerlerken kendi davranışlarımızda ve yaptığımız işlerde olsun, işimize gösterdiğimiz saygıda olsun, sözünün eri olmak, işte bulunacağın taahhüdü, yapabileceğin taahhütte bulunmak, bulunduğun taahhüdü yerine getirebilmek, getirmek, bunun için gerekli koşulları sağlamak. Para her zaman İrkan Bey'in de bahsettiği gibi ikinci planda. Zaten o işin otomatik bir sonucu olacak, oluşacak bir şeydir. Dolayısıyla hiçbir zaman o hedefte olmamalı, bir ikinci derecede olmalı ama ön planda her zaman hedefe ulaşmak için işte çalışmanın yanı sıra dürüst ve güvenilir şekilde ilerlemek, bu şekilde ekipleşmek ve rota bu şekilde olmalı diye tamamlayayım. Çok teşekkürler. Bu cevapla da programımızı yavaş yavaş sonlandırmak istiyorum. Değerli mezunlarımız, çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu bizim açımızdan. Umarım izleyicilerimiz de 3 İTÜ'lü mezunumuzun mesajlarında yeterince istifade etmişlerdir. Bu noktada değerli yönetim kurulu başkanı, Arken Jeneratör Yönetim Kurulu Başkanı mezunumuz Alaaddin Birkan Yüksel Bey, tekrar teşekkür ediyorum programımıza katılanız için. Yönetim kurulu üyesi Recep Aşırok Bey, size de tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun katkılarınız için. Ve son olarak yine yönetim kurulu üyesi Kemal Teryaki Bey, çok teşekkür ediyorum sizlere de katkılarınız için. Teşekkür ederiz. Bir şey daha söyleyeyim. Yani bizim buraya gelmemizde, yetişmemizde emeği olan, katkısı olan tüm hocalarımıza, tüm profesörlerimize, tüm hocalarımıza, hepsine müteşekkiriz. Saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz. Vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Nur içinde yatsınlar. Sağ olun. Evet, değerli izleyicilerimiz, bu hafta İTÜ Bilim ve Teknoloji Söyleşilerinde Arken Jeneratör Yönetim Kurulu'nu misafir ettik. Bizleri izleyip takip ettiğiniz için, sorularınızla da programımıza renk kattığınız için hepinize teşekkür ediyorum. İyi bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Hoşça kalın.